Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol yağışlı, her zaman son programlarda hep bunu söylüyoruz. Bol yağışlı ve koronasız günler dileklerimizle bugünkü programımızı açıyoruz. Bugün biyokimya uzmanımız Dr. Kemal Bey ile beraber neyi konuşacağız? Öncelik gündemimiz aşılar. Vakit kalırsa da check-up üstünde de bir miktar değineceğiz. Ama bu pandemi döneminde umudumuz olan aşıları konuşacağız. Biz tabii her zamanki gibi maskeyle programımızı açıyoruz. Size ana girişi yaptıktan sonra mesafemizi sağlayıp maskeyi çıkaracağız ama geçen gün Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi aşılama başladı. Aşı dahi olsak aşı olmak demek korumayı, tedbiri elden bırakmak demek değil. Biz yine maskemizi takacağız. Kalabalık sosyal ortama girerken mesafemizi koruyacağız ve el hijyenine dikkat edeceğiz. Çok şükür Türkiye'de bu vaka sayılarının çok hızlıca geriye geldiğini görüyoruz. 6.000, 5.000'ler civarına indi. 2 haftada bir yarılıyor bu sayılar. Biz tedbirleri gevşetmeden devam edersek 2 hafta sonra şu andaki mevcut sayıların yarısına erişmiş olacağız. Ölüm sayıları tabii bir miktar arkadan geliyor. Yaklaşık 1-1,5 ay arkadan önceki çıkan vakaların ölüm yansımaları bunlar. Onun için ölüm sayıları bizi yanıltmasın. Her geçen gün o tarafta azalacaktır. Tabii tedbiri bırakmıyoruz, ihmal etmiyoruz. Kendimizi koruyoruz. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra biz maskelerimizi çıkarıp programa devam edebiliriz doktor bey. Hoş geldiniz. Öncelikle kendinizi bir tekrardan tanıtırsanız. Tabii ki biyokimya ve klinik biyokimya uzmanıyım. Hastanemizde 7 yıl oldu herhalde. 7 yıldır hizmet vermeye çalışıyoruz. Laboratuvar testleri olsun. İşte hekimlerimize testlerle ilgili klinik danışmanlık olsun. Evet. Çalışıyoruz. Sağ olsun 7 yıldır beraber çalışıyoruz. Tabii bir hastanenin en önemli kalite belirteçlerinden biridir. Tahlillerin doğruluğu ve hızlı sonuç vermesi. Biz de 7 yıldır yeni cihazlarımızla, yeni yatırımlarımızla beraber en üst seviyede doğrulukla biyokimya alanında hizmet vermeye devam ediyoruz. Doktor Bey, bugün aşılardan girelim. Check-up'ı da bir miktar konuşacağız ama gündemimiz hep gelen sorular aşı üstüne olduğu için aşıları konuşacağız. Biz sağlık çalışanları olarak aşılarımız geldi, aşılarımız olduk. Geçirenler veya diğer aşı olanlar şu anda bekliyorlar o sürelerinin dolmasını. Onun için aşıyı olduk. Ana gündemimiz aşı. Oralardan başlayalım. Aşı tiplerini konuşacak olursak, yani şu anda Türkiye'de olan Çin aşısı ne tip bir aşı? İşte diğer aşı tipleri nedir? Onlarla ilgili de bir sizin de alanınız olduğu için. Evet. Ya şimdi genelde 3 tip aşı var dünyada. Bir inaktif diyoruz. Ölü aşı, doğal aşı da diyebiliriz. Bu virüsün işte geleneksel yöntem, virüsün işte öldürülmüş ya da hastalık yapıcı etkinliği giderilmiş hali, işte virüs öldürülüyor, hastalık yapamıyor. Vücuda verildiği zaman vücut buna işte bir reaksiyon veriyor, tepki veriyor ve vücut o hastalıktan kendini daha sonra koruyabiliyor. Şimdi bizdeki aşı, bu Çin'den gelen Sinovac marka veriyoruz aşısı, böyle bir aşı. Yani öldürülmüş virüs aşısı. Bir diğer aşı, vektör aşısı dediğimiz bir başka virüse, mesela burada koronavirüs, bir başka virüse katılıp, genelde adenovirüstür bu, ona katılıp ikisi birden hastaya veriliyor. Yani o öbür virüs taşıyıcı görevi görüyor. Vektör aşı bu, işte İngiltere'nin aşısı, Oxford aşısı. AstraZeneca. Böyle bir vektör aşı AstraZeneca. Bir de mRNA dediğimiz virüsün çekirdek materyali daha sonra dış ortamda üretiliyor. Hastalık oluşturma etkinliği yok bunun ama vücutta bir reaksiyon yaratıp virüsü vücuda tanıtıyor. İşte bu Pfizer'ın aşısı, bu meşhur BioNTech ile, bu Moderna'nın aşısı mRNA aşısı. Yani 3 tip aşı var. Bizdeki doğal dediğimiz o Çin'in Sinovac aşısı. Bizde virüsün kendisi var yani. Öldürülmüş virüs. Peki yan etkilerinde yani farklılık gözleniyor mu? Yani
3 tip aşının yan etkilerinde veya etkinliklerinde böyle belirgin birbirine üstünlük yani, var mıdır? Etkinlik olarak şöyle, tabii işte her ülke çalışmasını ayrı yapıyor ama şimdi Türkiye için mesela ortalama bizim aşının etkinliği %91 civarında. Mesela Brezilya'da bu daha düşük bulunmuş. İşte %78 falan bulunmuş. Pfizer'ın aşısında yaklaşık %95. İşte Moderna aşısında %94. Oxford'un aşısında %90 civarında bir etkinlik var. Yani etkinlik seviyeleri nispeten iyi, yeterli bulunuyor. Yan etkinliğine gelince, şimdi onu belki daha sonra konuşuruz. Doğal aşılar yan etki bakımından biraz daha güvenli sayılabilir. Bizim geleneksel Çin aşısı. Şimdi mRNA aşılarında tabii yapay aşılarda daha ciddi reaksiyonlar görülebiliyor şeklinde bir literatür var. Ama kesin değil. İşte Norveç'te biliyorsunuz 23 vaka bir olmuştu. Bakım evinde. Yaşlılarda bir ölüm olmuştu aşıdan hemen sonra, ama tabii o oradaki sağlık yöneticilerinin açıklamalarına göre hastalığa bağlı, kronik hastalığa bağlı ölüm şeklinde tanımlandı. Aşı belki onu kolaylaştırmış olabilir ama aşının geleneksel istatistik olarak yan etki oranı düşük. Yaklaşık işte 11 milyonda 20 civarında bir yan etki oranı var. Bu oldukça düşük. Mesela bu grip aşısında daha yüksektir. Grip aşısında 1 milyonda yaklaşık 11 civarında bir yan etki vardır. Covid aşısında biraz daha düşük olduğu söylenebilir. Şu anda yaklaşık işte bir 10 milyon civarında bir aşılama olmuş. Yan etkilerini sayalım isterseniz. Evet. Ne gibi yan etkileri var? Yani şimdi biz hastanemizde personelimize yaptık. Çok şükür bir şeyle karşılaşmadık. Ya o bilgiyi de verelim. Evet. Bakanlığın öncelik sırasında sağlık çalışanları olduğu için aşıları yaptık. Hiç kimse de ciddi veya hafif bir şey görmedik. Yan etki görmedik ama siz tekrar belirtirseniz neler vardır diye. Yani yan etki olarak tabii her aşıda yan etki vardır. İlaçlarda da vardır biliyorsunuz. Çok hafif yan etkiler olabilir. İşte bunlar nedir? Ateş olabilir. Hafif bir ateş olabilir. Aşının olduğu yerde bir kızarıklık, ağrı, yanma, şişme, hafif bir lenf bezlerinde büyüme olabilir. İşte halsizlik olabilir. Kendini kötü hissetme olabilir. Baş ağrısı olabilir, hafif baş ağrısı, bulantı olabilir, bazen ishal olabilir. Çok düşük oranda, yaklaşık işte o da milyonda bir civarında görülüyor. Anafilaksi olabilir. Bu anafilaksi dediğimiz işte nefes darlığıdır. Aşıdan hemen sonra olur genelde bu, bir 10-15 dakika içinde. Aşırı bir reaksiyon. Aşırı reaksiyon. Evet. Bunda da işte nefes darlığı, boğazda şişme, yüzde şişme. Yani nasıl arı sokması olur? Arı sokması aynısı tabii. Onun gibi nefes darlığı, çarpıntı olur. Tabii bunun tanınması kolay. Tedavisi de hemen adrenalin. Çok kolaydır aslında ama tabii risklidir. Bu çok nadir görülür. O saydığım belirtiler daha sık görülür ama hafif belirtiler de normaldir, yani çok şey değildir. Korkulacak bir tarafı yok. Peki o, yani hani Almanya'nın aşısı, BioNTech'in aşısındaki aynı şey mi? Yani hani aşının zayıflatılmış veya etkinlik sağlayan maddesi var, bir de destek maddeleri var. Destek maddeleri aynı. Çok güzel. Destek maddeleri zaten o yapay aşılardaki reaksiyonun asıl nedeni onlar. Şimdi bizim bu Çin'den gelen aşıda destek maddesi hemen hemen yok. Oldukça doğal. Bu yapay aşılarda reaksiyon nedeni o desteklerden genelde polietilen glikol denen bir madde var. Bu polietilen glikol belki duymuşlardır bizi izleyenler. Bazı yapay gıdalarda olan bir katkı maddesi. Bazı ilaçlarda var, bazı kimyasallarda var. Bu reaksiyon yapabiliyor. Bir de işte oradaki lipid bir takım partiküller var, işte mRNA'ya çevrilen. Bunlar asıl alerji nedeni. Asıl alerji onlar yapıyor. İşte bu doğal aşılarda bunlar olmadığı için biraz daha az yan etki görülüyor diyebiliriz. Daha masum. Evet. Evet. Peki yani şimdi bu aşıyı olduk demek ya kesin virüse yakalanmayacağız mı demek? Veya daha hafif mi geçirmeyi sağlıyor? Yani bununla ilgili hani bir literatür bilgisi var mı? Tabii bazı şeyler cevabını burada verebilmek kolay değil. Yani. İşte oldukça göreceğiz. İşte insanlar aşı oldu. Verileri toplayacağız evet. Ki bilimsel bir yayın çıksın.
Ama şu andaki veriler ne diyor bize doktor bey? Yani işte o saydığım oranlar var, işte %91 koruyucu falan. Bunlar tabii sağlıklı gönüllülerle yapılan çalışmalar, işte fazlar var. Faz 1, 2, 3 diye gidiyor. Yani buna baktığımız zaman işte %90 üzerinde koruyuculuğu var tabii. %90 ne demek? %10. Yani 100 kişiye aşı yapıyorsun. Sonra bakıyorsun kaçı hasta olmuş diye mi bakılıyor? Tabii yani virüs işte. Ya çok iyi kendini koruduysa şey. Ya virüs veriliyor. Virüs hastalık, hasta olmayanlar da işte aşı koruyucu deniyor. Tabii %5-6 kişide hastalık gelişebiliyor ama tabii aşı oldukça koruyucu. Sonuçta aşı olmamız gerekiyor. Bunu birazdan değiniriz belki. O açıdan önemli yani aşı olmamız. Peki gerek. Şeyi de soracağım. Aşının etkinliğini biz nasıl takip edeceğiz? Yani vücuda veriyoruz zayıflatılmış virüsü. İşte bizim Türkiye'deki aşı için konuşalım. Vücudun verdiği tepkiyi ölçebiliyor muyuz? Yani hani size aşı yaptık. Evet ya çok koruyucu olmuş mu diyoruz? Çünkü antikorlar var, T hücre bağışıklık yanıtı var. Onu bir takip etmenin şeyi var mıdır? Ölçütü var mıdır? Yani pratikte şey var. Hani bizim ölçtüğümüz aşıyı ve hastalığı gösteren COVID IgG antikoru var. Biz antikoru bakıyoruz. Şimdi aşıdan sonra da muhtemelen yine bu testleri yapacağız. Aşının etkinliği olmuş mu diye. Bu antikor seviyesi zaten aşıdan sonra artacaktır. Yani pozitif olacaktır. Çünkü virüsü almayan kişi de olmaz. Hastalığı geçiren kişi de olur. Veya aşı olan kişi de olur. Bunun seviyesini ölçen testimiz gelecek. Seviyesini ölçeceğiz. O antikorun seviyesi ne kadar yüksekse koruyuculuğun da o kadar yüksek olduğunu biz zaten varsayacağız. Yani bu bizim ölçütümüz. Burada şunu da söyleyeyim izin verirsene. Şimdi aşı niye iki doz yapılıyor onu da söyleyelim. Şimdi ilk dozda şöyle bir şey oluyor. Vücuda işte virüs veriliyor. Vücut ilk önce bu antikorları üreten bir hücre var. B hücresi diyoruz. Bunu vücut üretmeye başlıyor. Vücudumuz bunu ürettiği zaman işte antikor seviyemiz artıyor. Burada şöyle bir şey var. Bu antikorların ömrü çok uzun değil. Yaklaşık 2-3 hafta, 4 hafta sonra bu antikorlar bitiyor. Onun için ikinci dozu yapıyoruz. Aşılarda ikinci doz bunun için yapılır. İkinci dozda bu virüs etkeni bir daha vücuda verilir. Verildikten sonra T hücresi dediğimiz bu virüsü, mikrobu tanıyan hücreler vardır. Bunlar direkt işte özelleşip virüse direkt saldırırlar. Hafıza hücresi, T-helper, memory cell falan diyoruz. Bunlar virüse saldırır. Dolayısıyla bunların işte neden bazı kişilerde işte kızamık aşısı yaptık, ömür boyu bağışıklık var gibi sorular akla gelebilir. İşte bu T hücrenin yapılmasına bağlı. Bunlar yapıldığı zaman virüs, vücudumuz virüsü uzun süre tanır. Şimdi bu COVID'de tam belli değil ama yaklaşık en az bir 6 ay, 1 sene. Bu virüsü artık tanıyacaktır vücudumuz. Onun için ikinci doz bu nedenle yapılır. Bazı kişilerde işte onlarca yıl bu virüsü, bakteri neyse vücudumuz tanımış olur bu ikinci doz ile. Bunun yapılma amacı olur. İkinci doz o şeyi yükseltme. Tabii yükseltmek aslında için. Şeyden de bahsetmek lazım. Çünkü virüs ilk vücuda girdiği zaman kendini çok iyi saklıyor. Sadece aslında genetik materyalini gönderiyor. Vücut tanıyamıyor. Giriyor hücrelere, çoğalıyor. Bir hücrenin içinden belki yüzlerce, binlerce virüs fışkırıyor. Kopyalayıp kendini. Kopyalayıp onlar diğer hücrelere saldırıyor. Yani böyle bir döngüyle gidiyor. Hani belli bir yerden sonra vücut artık reaksiyon göstermeye başlıyor. Bu aşı belki de yani asıl etkilemesinin nedeni de olacak. Yani şey düşse bile yine hatırlayan hücreler olduğu zaman daha çabuk. Tabii, cevap verebilecek. Daha çabuk. Yani umudumuz o. Tabii yani %100 de koruyor. Bundan sonra hiçbir daha hastalık ortadan kalkacak gibi bir şey yok bu virüste. Mesela kızamık için diyoruz ki onlar tabii DNA virüsleri. Onlarda koruyuculuk oluyor. Ama evet. Burada tam koruyuculuk belki yani de olmuyor. Tabii bilemiyoruz. Yani kesin veri yok. Ama burada şöyle bir şey var yani virüsü, bu aşılar virüsün hücre içine girmesini engelliyor işte o spike proteinine falan saldırıp engelleyip virüsün hücre içine girmesini engelliyor. Onun için oldukça faydalı. Hatta hastalığı geçirenler bile
bazen soruluyor işte ben geçirdim aşı olmalı mıyım şeklinde. Aslında geçirenler bile aşı olabilir. Olmasında da bir zarar yok. Hatta antikor seviyesi düşükse faydası bile olabilir ya, diyebiliriz. Yani kesin çözüm mü bilemiyoruz ama eldeki veriler olumlu yönde olduğunu söylüyor. Bir de yani bu gelişmeler bize şunu söylüyor. Yani o aslında bilimde veri birike birike gelir. Birikiyor elindeki veriler, belki ileride ilaç bulunacak bununla ilgili. Daha kuvvetli aşılar bulunacak. Aslında yani %100 kurtulduk demek değil aşıyla. Ama yani bu gelişmeler hep umut veriyor. Elde edilen, yapılan aşı çalışmaları da koruyuculuk, yani %100 diyemiyoruz. Yani hani şu da şöyle de olsa, aşı olduk hop bitti diye bir beklentiye de girmemek lazım. Ama ilaç bulunacak, aşı daha kuvvetlenecek ve belli bir yerden sonra işte virüsler konak hücre ile beraber, hani sırf onu öldürmek için değil de mutualist uzun süre yaşama üstüne kurulu bir sistem. Tabii, belki işte influenza, grip gibi olacak. Evet, belki de daha yaygınlaşıp öldürücülüğü azalacak. Aynen, yani belki bundan sonra evet, umudumuz da bu yönde. Evet. Peki yani geçirip geçirmediğini antikorla bakıyoruz. Aşıdan önce, şimdi yaygınlaştığı zaman aşıdan önce antikor baktırmaya gerek var mı? Yani geçirmiş kişiye yapalım mı yapmayalım mı soru işaretleri de var. Yani işte evet, geçirmiş. Şimdi şöyle, pratikte bir kişi geçirmişse, literatürde de öyledir. Çalışmalar onu gösteriyor. İlk 3 ay 4 ay içinde bir de hastalığı geçirme oranı çok çok düşük. Yani bir daha geçirmiyor kişi, öyle sayabiliriz. Çok ekstrem durumlar, işte bilirsiniz, kanseri vardır ya da immün bağışıklığı düşüktür. Kişi yeterince antikor geliştiremez. Bu durumlarda belki bir faydası olur ama normalde ben virüsü geçiren kişinin antikor aşı olma zorunluluğu yok diyebiliriz. Ama yaptırırsa da bir zararı var mı? Yok. İkinci doz gibi. İkinci doz gibi. Biraz daha işte titre dediğimiz o antikor şeyini yükseltebilir. Cevabı yükseltebilir. T hücrenin işte o kalitesini arttırabilir, sayısını arttırabilir falan, faydası var. Onun dışında aşı olmak için antikor seviyesine baktırmanın pratikte bir gereği yok. Yok. Yani gereği yok. Aşı geldiği zaman da antikor baktırmaya gerek yok o zaman. Yani gerek yok, evet. Şu anda bilmiyorsak gibi geçirdiğimizi gönül rahatlığıyla olabiliriz. Ha. Tabii işte 90 yaş üstü, şimdi 80 yaş, 85 yaş üstü başladı. 65 yaşa doğru da aşağı doğru inecek. Ondan sonra inşallah eldeki tedarik arttığı zaman tüm herkes topluma da yayılacaktır, yaygınlaşacaktır inşallah diyoruz. Bir de hızlıca check-up, aslında geniş bir konu ama check-up'ı da konuşmuş, şey yapmıştık. Ana hızlı bir şekilde söylersek, yani check-up niçin yaptırmalıyız? O tarafa bir değinelim. Sonra da ikinci sorum şu olacak. Hani hangi ana tahlilleri, ya check-up gibi olsun veya işte doktora gittik, yani genel anlamda bir tahlil tetkiki yaptırdık, şunlara da baktıralım diyeceğimiz ana tahliller var mıdır? Ya check-up işte adı üstünde İngilizce bir kelime. Kontrol etmek demek. Vücudumuzu kontrol ediyoruz. Hani işte bir aracımızın bakıma sokulması gibi. Şimdi tabii burada check-up'ta şunu unutmamak lazım. Check-up bir şablon değil. Yani işte şu check-up'ı yaptır şeklinde bir şablon yok. Bu tamamen kişinin yaşına, cinsiyetine, varsa işte iş ortamına, çalıştığı mesleğe, yani uğraştığı işgaliye göre değişir. Aile öyküsüne göre değişir. Mevcut başka hastalığı varsa ona göre değişir. Bu tabii kişiye özelleştirilmiş olmalı check-up'lar, ama tabii işte belli bir yaştan sonra, işte bayanlarda 35 yaşından sonra, erkeklerde belki 40 yaştan sonra rutin her sene check-up yapılması lazım. Check-up'la birçok hastalığı önceden en azından tahmin edebiliyoruz. Yani buna yönelik testler var. Mesela bayanlarda biliyorsunuz meme kanseri, rahim ağzı kanseri check-up'ları kesinlikle yapılması lazım. Zaten bunlarla ilgili taramalar var. Erkeklerde işte 45 yaştan sonra prostat ve diğer kanserlerle ilgili işte taramalar yapılabilir. Onun dışında işte kalp hastalığıdır, yüksek tansiyon. Yani yaptığımız check-up'larda aslında böbreğe, karaciğere, hemen hemen bütün organlara böyle kabaca bakıyoruz. O bayanlara yönelik testlerin zaten her 35 yaşından sonra her sene yapılması lazım.
Onlar da ayrı bir konu ama check-up dediğim gibi özellikle 35 yaştan sonra her sene yapılması gerekli olan bir test paneli diyelim yani. Ya peki ya tabii aslında çok geniş yani hani laboratuvarın o kadar çok testleri var ki yani belki binlerce tabii yani yapılmaz. Rutin her şeyi bakamayız. Ama böyle yani hani erkek veya kadın için ayıracak olursak yani mesela 40 yaşındaki bir erkek ana baktıracağı testler neler vardır? Yani çünkü çok uzun yani bir MR'ından tutun hatta programdan önce de konuştuk aslında o apayrı bir şey tüm vücut MR diye bizim bir yöntemimiz var. MR cihazına girdiği zaman 1 santimetre kadar olan enfeksiyon odağı, kitle, kanser odaklarını yakalayabilen bir sistem. Ama tabii bu daha gelişmiş. Tepeden turuna her zaman şeyi yapamıyoruz. Her şeyi bakamıyoruz. Ama ana tahliller nelerdir? Mesela 40 yaş üstü bir erkek hangilerine baktırması lazım? 40-50 yaş ve bir kadın hangi tahlillere baktırması lazım? Yani 40 yaşın üstünde zaten biliyorsunuz artık. Karaciğer fonksiyon testleri dediğimiz bir takım testler var. Böbrek fonksiyon testleri var. İşte üre kreatinindir, asetati, GGT, bilirbinler. Zaten onlar bizim panellerde var. Onlara rutin bakıyoruz. Onun dışında işte prostat için PSA bakılabilir. Bayanlarda işte meme, belki bir rahim ağzı testi işte onlara eklenir. Onun dışında kalbe yönelik dedik. Yani rutinde bu testler var. İşte lipid profili, kan yağlarına bakıyoruz. Onlar bakılır. Aile öyküsü varsa işte bir takım tümör markerları falan bakılabilir. Onun dışında ne bakıyoruz? Yani genel işte elektrolitlere bakıyoruz. Elektrolitlere. Yani rutin genel sağlığı gösteren bir takım testlerimiz var. Onlara bakıyoruz. Aile öyküsü varsa işte kanser testleri yapılabilir. Prostat, meme, işte kolon bağırsak kanseri. Hatta kolonoskopi aile öyküsü varsa belli bir yaştan sonra yani 40-50 yaş üstünde, 50 yaş üstünde evet. Kolonoskopi daha erken de çekilebilir. Yani yakaladığımız çok hastalığı vakalar vardır. Evet o testler zaten rutin bakım. Yani o testlerde aslında bizim metabolizmamızı gösteren birçok test yapılıyor. Tiroidleri gösteren testler yapılıyor. Birçok ana hastalığı yakalamış oluyoruz varsa yani oldukça faydalı. Ama yani check-up'ta illa şu diye bir şey yok. Kişiye göre, kişinin ihtiyacına göre. Evet. O zaman yani check-up düşünen oluyorsa öncelikle gelecek bir doktorla hekimle tabii görüşmesi. Evet yani o bir sorumluyla ön görüşme yapmasında fayda var. Şimdi sorulara da hızlıca bir bakacak olsam Mehmet Mekikçi sormuş. Selam söylüyoruz. Aşılar neden kişiye özel geliyor kare kodlu demiş. Aslında ben buna cevap verebilirim. Bizim tüm ilaçlarımız kare kodlu. Yani aspirin veya basit bir ağrı kesici bile kare kod sistemiyle tanımlı. Aşılar bu dönemde çok değerli olduğu için kişiye özel değil de hangi aşıyı kime yaptığımızı bilmemiz açısından suistimali açık olmasın diye yani Kemal Bey'e yapılan aşı TC kimlik numarasıyla işaretleniyor. Aslında kullandığımız ilaçlar da aynı şekilde öyle kare kodlu. Yoksa onun dışında başka farklı bir şey yok. Aşı olmanın herhangi bir zararı var mı diye de bir soru vardı. Yani var mı? Saydığımız işte o belirtiler olabilir ama çok hafif belirtiler. Onun dışında ciddi bir zararı yok tabii. Anafilaks dediğimiz o ciddi reaksiyonlar işte milyonda bir bazı kişilerde görülebilir. Onda zaten belli bir bekleme süresi var. Aşı olan kişi bir yarım saat falan bekletiliyor. Orada bir sıkıntı çıkmaz. Bir dinleyenimiz de ne kadar sürede bir check-up öneriyorsunuz demiş. Yani belli bir süresi var mı? 6 ay mı? 1 yıl mı? Yani yoksa 2 yıl mı? Ben şöyle, yani bir ailede bir öyküsü yoksa, bir kanser öyküsü, belli bir hastalık öyküsü yoksa, işte diyabettir, başka hastalık. 40 yaşından sonra her yıl bir kere, en az bir kere öneririm. Aslında bu check-up değil de yani genel kontrol, muayene, yani doktoruna tabii. Yani Avrupa'da aslında aile hekimleri var. Hani belli düzenle gidiyorsunuz. Evet. Siz muayene de dinliyor, ana tahlillere bakılabiliyor. Yani aslında şey gibi, arabanın bakımı gibi hiçbir şey yok kısa bakımı bile. Tabii yani zaten mantık o. Check-up'ın mantık o. Hani Ön alma, tedbir alma. Çünkü hastalık biliyorsunuz tedavisi zor. Önemli olan önceden yakalamak. Yani ondan sonra çok daha zahmetli oluyor biliyorsunuz. Tabii.
Basit testler bunlar. Yani bazı hastalıklar, hatta işte bazı habis hastalıklar da var. Önceden yani basit testlerle çok rahat bulunabilen ama yapılmadığı zaman çok daha yani hem sistem açısından düşünürsek de sağlık sistemi açısından çok daha tedavi maliyeti yükseliyor. Hastaya zarar veriyor. Yani basit yöntemlerle bulunup tedavi edilebilecekken çok daha uzun süreçlere yol açabilen hastalıklar var. Onun için yani en basitinden şeker. Yani erken saptandığı zaman basit bir yöntem yani siz iğneyle delip lansetle striple bakıyorsunuz. Eğer şekeri yüksekse ona göre tedavisi düzenleniyor. Hasta diyetini en basiti diyetini ona göre ayarlıyor. Hayat tarzını değiştiriyor. İlaç gerekiyorsa ilaç. Ondan sonra yaşamına öyle devam ediyor. Ama hasta şeker hastası olduğunu bilmeden 10 sene belki yaşayacak. 10 sene içerisinde böbrek tutulur. Yani göz, böbrek, sinirler ve geri dönüşme olmayan hayat kalitesini düşürecek şeyler. Aslında check-up dediğimiz bu kontrol. Veya tam kanına bakıyor. Kanı düşüklükse yani bizim kadınlarımızda, toplumumuzda işte beslenmeden ve hayat tarzından kan düşüklüğü hep oluyor. Bu sefer yorgun, üşüyor. Tamam. Aslında önlemi alınabilecekken hayat kalitesini düşüren şeyler. Onun için yani check-up dediğimiz aslında bu. Yani tepeden tırnağa check-up yani o kadar belki şeye gerek yok. Veya yani kişinin doktor beyin dediği gibi hayat tarzına, yaşam tarzına, aile öyküsüne göre değişebilecek şeyler. Tamam, yani belli başlı testler. Check-up dediğimiz bu. Bir kontrol. Bir soruda check-up'a gelmeden önce yapacağımız bir hazırlık var mıdır? Var tabii onlar var. Ne yapmamız lazım? Ya şimdi rutin testler için biliyorsunuz bir 8-12 saatlik bir açlık gerekiyor. Tabii bu açlıkta şimdi şöyle kişiler geliyor ben açım diyor. Şimdi aç mısınız diye sorduğumuz zaman da o da yanlış. Onları tabii uyarıyoruz. Mesela 3 saat yemek yemeyi ben açım diyor. Açlık öyle var, değil mi? Biz daha çabuk acıkıyoruz. Yani 8, en az 8 saat. Bir de tabii mesela kullandığı ilaçları söylemesi lazım. Bazı ilaçlar bir takım testleri etkiliyor ve sigara da içmemesi lazım. O gün sigara içmemesi lazım. Bu mesela atlanıyor. Onun dışında işte randevu alınması lazım. Başka bir hazırlığı yok. Tabii yani randevulu olursa check-up bir de yani hastalık şey olmadığı için hızlıca işini halledip insanlar da hastane ortamında çok bulunmak tabii istemiyorlar. Işte. Hem beklemeden randevulu olmasını da öneriyoruz. Ağzınıza sağlık doktor bey. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yani hem aşıları hem check-up'ı iki program, iki konuyu hızlıca bir araya sığdırmış olduk. Umarım izleyenlere, dinleyenlere faydalı olmuşuzdur. Türkiye'deki aşılama oranları da iyi. Ona da baktım. Oldukça da 1 milyon. Kaç olmak? 1 milyon. Ha, sayı olarak. 1 milyon 50 kişi olmuş. Yakın zamanda ikinci fazı da geçecektir. Evet yani hani bir şekilde de toplumun her kesimine ulaşabilir. Zorunluluk yok. Herhangi bir zorunluluk yok ama biz olabildiğince öneriyoruz. Yapılmasını öneriyoruz. Yani aşıdan korkmayalım diyoruz. Özet aşıdan. Evet. Bu aşının hani işte Çin aşısıdır. Hatta bazen şöyle dedikodular oluyor işte aşıda insanlara öldürücü maddeler var gibi böyle şeyler. Yani bundan korkmayın. Normal kızamak aşısı, grip aşısı neyse işte bu aşıda öyle bir farklılığı yok. Onlardan daha da önemli. Çünkü gripteki ölüm oranı biliyorsunuz daha düşük. Bunda biraz daha fazla. Onun için aşıdan korkmayalım. Aşı yaptıralım. Evet. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.